Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyisinizdir umarım. Yine Dadali kardeşiniz. Saat 2 ve mesaisi bitti. Almanya'nın en sevdiğim yanı ne? Siz defalarca biliyorsunuz artık. Yeni gelenlere söylüyorum. Almanya'da saat 2'de mesainin bitiyor olması. Bugün hava yağmurlu, dışarıda video çekecektim. Kısmet olmadı, olsun. Arabada video çekmeye devam edelim. Bakın gördünüz değil mi posta dağıtanı? Hava yağmurlu, bisikletle posta dağıtıyor yine de. Fark etmez yağmurlu, çamurlu. O postalar gelecek. Neyse arkadaşlar, Almanya'ya göç meselesinde en önemli konuları bu videoda anlatacağım. Çok güzel, konsantre bir video olacak. Almanya yeni göç yasası, işçi yasası, nitelikli göç yasası ile ilgili en çok sorulan soruları burada sizlere anlatacağım. Yani bu videonun içinde neler olacak? Ne zaman biter mesela? Yani deniyor ki abi tamam yeni göç yasası şimdi 3-5 sene içerisinde biter mi? Bunu anlatacağım arkadaşlar. İkincisi kimler gelebilir? Evet yani herkes nitelikli işçi olarak sayılıyor mu? Bunu anlatacağım. Hangi diplomalar geçerli? Bunu anlatacağım. Diplomam yoksa Almanya işçi olarak gelemem mi? Onu anlatacağım. Bak orada da gelebilirsin ama detaylarını da dinlersen videonun sonuna kadar göreceksin. SGK geçmişimi düzeltebilir miyim? Çünkü bazı arkadaşlar yani mesela kaynakçı olarak çalışmış, duvarcı olarak çalışmış ama beden işçisi olarak yazdırmış şirket. Bunu nasıl değiştirebiliriz? Onu anlatacağım. Başka dallarda çalışabilir miyiz? Mesela ben işte muhasebeci olarak eğitim aldım ama mesela kaynakçı olarak çalışabilir miyim? Onu anlatacağım arkadaşlar. Eğer ki sizin de sorularınız varsa bu videonun altına yazın. Bir dahaki videoda da oradan alacağım soruları. Böylesine anlatırım. Bence böyle soru cevap olsun. Zaten canlı yayınlar yapıyorum. Canlı yayında da bir sürü soru cevaplıyorum. Böyle video konsantre bir şekilde de bilgi vermiş olurum. Ne zaman biter bu mesele? Geçelim kuru fasulyenin faydalarına. Arkadaşlar biliyorsunuz 1960'larda Almanya Türkiye'den Gastarbeiter aldı. Misafir işçi aldı. Belirli bir sayı aldık sonra da 60 sene hiç almadı. Yani hiç eleman almadı. O zamanlar yani bir 10 senelik dönemde gelen geldi, gelemeyen de bir daha 60 sene Almanya'yı böyle zar zor gördüm. Şimdi siz de tabii normal olarak bana soruyorsunuz ki abi önümüzdeki 3 senede bu kapasite dolarsa Almanya yurt dışından eleman almayı bırakır mı? Arkadaşlar Almanya'nın şu an 2,5-3 milyona yakın bir personele ihtiyacı var. Şu an totalde gelen yani 3-4 senedir Almanya'ya göç edebilmiş nitelikli işçi 600 bin, 700 bin. Yani ne kadar da bu yasaları kolaylaştırsalar da öyle kolay kolay kitlesel bir göç elde edemiyorlar. Almanca problemi yüzünden. Ve Almanya diyor ki önümdeki 10 sene içerisinde bu 2-3 milyonluk ihtiyaç 7-8 milyon olacak. Ben değil 7-8 sene içerisinde bu yasanın bitmesi en az bir 10-15 sene daha devam edeceğini düşünüyorum. Tabii ki 3. Dünya Savaşı çıkar. Allah yani Allah korusun. Bu zaman zaten kimse gelip benim kapımı çalmaz. Hani 10 sene demiştin. Hani bir şey olur, hani kötü bir şeyler olmaz umarım. Hani böyle bir şeyler olmadığı takdirde bu yasanın 15 sene devam edebileceğini düşünüyorum. Kimler gelebilir? Arkadaşlar teorik olarak mesleği olan herkes. Bak diploması olan herkes demiyorum. Mesleği olan herkes. Tabii ki de diploman varsa kesinlikle gelebilirsin. Ama diploman yoksa bile Almanya'ya işçi olarak gelebilirsin. Bakın %100 garantisi yok ama bunun çeşitli yöntemleri var. Onu da anlatacağım. Öncelikle hangi diplomalar geçerli onu anlatayım ki sonra diplomanız olmadığında da nasıl gelebileceğinizi anlayasınız. Arkadaşlar meslekle ilgili en az 2 sene eğitim aldıysanız Almanya bu diplomayı nitelikli diploma olarak görüyor. En yukarıdan başlayalım. Üniversite, lisans, ön lisans diplomaları. Ondan sonra meslek lisesi diploması. Ondan sonra çıraklık, kalfalık okullarından aldığınız şu anki adıyla mesleki eğitim merkezinden aldığınız kalfalık ve çıraklık diplomaları. En az 2 sene eğitim aldıysanız bu diplomalar nitelikli diploma olarak sayılıyor ve Almanya işçi göçünde size büyük bir bilet veriyor. Onun yanı sıra hiç diplomanız yoksa bile bir meslek için geçerli bu. En az 3 sene çalıştıysanız, 3 senelik sigorta geçmişiniz varsa, mesela IT sektöründe diplomanız olmasa dahi Almanya'ya göç edebiliyorsunuz hiçbir sorun olmadan. Yani bir iş bulursanız IT sektöründe 3 senelik de alaylı çalışmışlığınız varsa iş bulduğunuzda diplomanız olmasa bile Almanya'ya göç edebiliyorsunuz. Bitti mi? Bitmedi. Artı kamyon şoförü, tır şoförü iseniz ve bu konuda ehliyetiniz, SRC belgeniz varsa Almanya'ya göç edebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani diplomanız yok. Hiçbir şekilde mesleki eğitim diplomanız yok. Lise, üniversite diplomanız yok. Ortaokul mezunusunuz ama tır ehliyetiniz var. Evet Almanya'ya göç edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bitti mi? Bitmedi. 35. madde. Yani sadece sınava
girerek kalfalık belgesi aldıysanız arkadaşlar, Almanya'ya göç edebiliyor musunuz? İşte gelelim, diplomanız olmasa dahi Almanya'ya alaylı olarak meslek sahibi olan insanlar Almanya'ya nasıl gelir? Bunu açıklayacağım bölüme. Burada biraz olaylar karışıyor. Evet, hiçbir diplomanız olmasa dahi bir şekilde kolaylıkla alınabilecek sertifikaları alarak, sigorta geçmişinizi göstererek Almanya'ya gelebilirsiniz arkadaşlar. Ama burada normal şartlarda kapılar size şöyle açılıyorken, bu sefer biraz daha uğraşmanız lazım. Öncelikle iş bulmanız lazım tabii. İş bulduğunuzda patron sizin için biraz uğraşması lazım. Aslında çok da uğraşmıyor. Yani güzel bir organizasyonla 1-2 günde halledebileceği işlerden bahsedeceğim. Ne yapıyor biliyor musunuz patronunuz sizin için? Buranın Arbeit Agentur diye bir kurumu var. Bu bizim İşkur benzeri bir kurum. Bizdeki İşkur'a benzer. Her bölgenin de kendi Arbeit Agentur'u vardır. Oradaki memura gidiyor. Diyor ki bak şu eleman 10 sene 5 senedir çalışıyor. Bak bu da sigorta dökümü. Bu MYK belgesi, yani mesleki yeterlilik kurumundan alınmış bir sertifika. Normal şartlarda geçmiyor ama mümkün olabildiği kadar orayı meslekle ilgili sertifika, mertifika ne varsa boğacağız ki oradaki memur sen bu konuda yetkin bir insan olduğunu anlatalım. Yani buradaki memuru bizi ikna etmemiz lazım. Peki %100 ikna olursa sizin Almanya'ya gelmenize onay veriyor mu? Yine de vermiyor arkadaşlar. Bu sefer ne yapıyor biliyor musunuz? Bakıyor mesela bu Schandorf bölgesinde, atıyorum kaynakçısın sen değil mi? Kaç tane kaynakçı açık pozisyon var? 100 tane. Piyasada kaç tane kaynakçı olup da işsiz olan insan var? 110 tane. Patrona diyor ki kardeşim bak 110 tane bizim bu bölgeden kaynakçı olup da sosyal yardımla geçinen insan var. Git onları ikna et. Gerekirse daha çok para öde, onları işe al. Yani diplomanız yoksa böylesine durumlardan geçiyorsunuz. Eğer ki diyelim ki 100 tane açık pozisyon var ama 90 tane kaynakçı var bu bölgede. Ha diyor ki ne olursa olsun zaten yetmiyor bu kadar kaynakçı. Bu sefer sana bir ön onay veriyor. Bu ön onay şu demek. Evet bu adam 2 sene eğitim almamışsa bile 10 sene çalışmış, şu sertifikaları almış. Ben bu insana çalışmak için izin verebilirim. Yani buraya geldiğinde buranın iş piyasasında değerlendirebilirim. Öncelikle öyle bir ön onay alıyor. Yani böyle uzun uzun anlatıyorum ama bunlar yani o kadar da zor işler değil arkadaşlar. Yani sadece patron gidecek memura böyle böyle konuşacak, diyecek ki yani kardeşim ben bulamıyorum eleman, ne yapayım yani, iş yerini mi kapatayım? Yani işler de var bir sürü falan, böyle diyecek. Bir sürü sıkışmışlığım var. Oradan memurdan o ön onayı almaya çalışacak. Alırsa o ön onayı o ön onayla birlikte yabancılar şubesine gidecek arkadaşlar. Yabancılar şubesine diyecek ki bak ben bu elemanı işçi olarak almak istiyorum. Buna ön onay verin ki konsolosluktan hızlı bir şekilde vize alabilsin. Şey denklik konusunu da merak etmeyin. Buradaki Arbeit Agentur yani iş ajansı bu insanın çalışabileceğine onay verdi. Anladınız mı? Bunu söylüyor ve böylelikle bir ön onay alıyor. Bakın arkadaşlar %100 çalışacak diye bir şey yok. Ama defaatle böylesine diploması olmayan insanın Almanya'ya göç ettiğini ben şahit oldum. Evet diploması olan kadar rahat rahat göç etmiyor ama yapacak da bir şey yok. Yalnız size şunu söyleyeyim, her meslekte de geçerli değil. Yani korunan meslekler var Almanya'da arkadaşlar. Mesela doktorluk, öğretmenlik, mühendislik. Tabii ki bunlarda illaki diploman olması gerekiyor ama bazı meslekler de var. Mesela kaynakçılık, MYK belgesi varsa Türkiye'de atıyorum illaki meslek lisesi metal bölümünü bitirmen gerekmiyor. Almanya'da da bu geçerli. Almanya'da vatandaşsanız ya da burada herhangi bir oturma izniniz varsa illaki metal bağları olarak mesleki eğitim almış olmanız gerekmiyor. Sertifikayla, kaynakçı sertifikasıyla kaynakçı olarak çalışabiliyorsunuz. Şekil A. Ben mesela çalışabiliyorum. Yani kaynakçılık ya da ne bileyim bazı başka meslekler korunan meslekler değil. Bunu internette araştırarak kendinize bulabilirsiniz. Hangi meslekler korunuyor, hangi meslekler korunmuyor. SGK meselesi arkadaşlar bizi Almanya'ya getiren en büyük unsurlardan bir tanesi. Güzel bir dolgun SGK geçmişi gerçekten Almanya'daki mercileri rahatlıkla ikna edebiliyor. Bu insan bu meslekte yetkin bir insan diye. Ama bazı işletmeler var Türkiye'de. Mesela adamı bir meslek söyleyen aşçı olarak işe almış ama beden işçisi olarak kaydetmiş SGK'ya. Ya da ne bileyim kaynakçı. Ben niye sürekli kaynakçıdan örnek veriyorum? Çünkü ben kaynakçıyım. Ya da ne bileyim duvarcı olarak almış, kalıpçı olarak almış ya da başka muhasebeci olarak almış. Buradan işe alıyor ama beden işçisi olarak yazıyor. Bunu nasıl düzeltebilirsiniz? Böyle bir olay başınıza gelirse bunu nasıl düzeltebilirsiniz? Onu anlatacağım. Bu aslında çok da büyük bir problem değil. Mesela atıyorum sen metal teknolojileri okumuşsun değil mi? Diploman var, sertifikaların var ama iş yerin seni beden işçisi olarak yazdırmış. Gidiyorsun muhasebeciye diyorsun ki bak
bak benim diplomam bu, sertifikalarım bu. SGK'ya bir dilekçe yaz. Şu şu insan şu tarihlerde bizim firmamızda işe başlamıştır. Ama sehven bu insan kaynakçı olmasına rağmen beden işçisi olarak yazmışız. Lütfen bunu şu diplomanın şeyine bakarak, yani bu mesela sen aşçılık bitirdiysen arkadaşlar, işte sehven beden işçi yazmışlar, bana kaynakçı yazsınlar desen olmuyor. Aşçılık bitirdiysen max aşçı olarak değiştirebilirsin. Ya da metal teknolojileri bitirdiysen metal teknolojileri olarak bunu değiştirin derseniz değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Aklınızda olsun. Bu önemli. Başka önemli sürekli gelen sorulardan bir tanesidir bu da. Ben başka bir dalda çalışabilir miyim? Eğer çalışabiliyorsam da ne kadar başka bir dalda çalışabiliyorum? Evet, bu önemli bir konu. Bir de mesela diyor ki benim amcamın restoranı var. Ben hiç garson olarak çalışmadım ama orada garson olarak çalışabilir miyim? Bu sorular bana sıklıkla geliyor. Bu soruyu da cevaplayayım. Öncelikle arkadaşlar bir mesleğinin var olduğunu düşünüyorum ve diplomanın olduğunu düşünüyorum. Her bir diplomanın transkripti vardır. O transkript nedir biliyor musunuz? Sen o diplomayı hak etmen için hangi dersleri aldın? Teleğin hangi çarkından geçtin? Orada yazar. İşte ofis eğitimi aldı, Microsoft eğitimi aldı ya da ne bileyim aşçıysam işte menemen tarifi yaptı, domates nasıl doğranır ya da kaynakçıysan kaynak ağzı nasıl açılır, sandalye nasıl kaynatılır falan diye bir sürü ders almışsındır orada. Eğer ki transkripte aldığın eğitimlerden bir tanesi oradaki pozisyona uygun ise o pozisyonda gidip de çalışabiliyorsun. Atıyorum işletme okumuşsun değil mi? İşletme okumuşsun ama işletmeci olarak iş bulamıyorsun. Kuzenin var, sana işletmeci olarak çalıştırmak istemiyor seni. Ne olarak çalıştırmak istiyor? Ofiste ofis boy olarak çalıştırmak istiyor. Yazı yazmanı istiyor. Fotokopi çıkartmanı istiyor. Başka işler yapmanı istiyor ama o işletme okurken senin aldığın derslerden bir tanesine uyuyor. Bu sefer gidebiliyorsun. Ya da arkadaşlar işletme okumuşsun ama 5 yıldır da inşaatta kalıpçı olarak çalışıyorsun. Sırf bir diploman olduğu için sigortalı da şantiyede inşaatta çalıştığın için Almanya'da şantiye işi bulursan, bak görüyor musunuz? Meslek eğitimin tamamen farklı bir şey olmasına rağmen 5 yıl sigortalı çalışmış olduğunuzun hatırına Almanya'ya inşaat işçisi olarak gelebiliyorsun. Bakın aslında Almanya işçi alabilmek için nelerden vazgeçiyor, neler neler yardımcı oluyor. Başka ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Geçen bir arkadaş aradı beni. Dedi ki abi benim bir kuzenim var dedi. Almanya'da restoranı var. Beni restorana garson olarak almak istiyor ama ben ne garsonluk yaptım ne bir şey yaptım. Ben işletme bitirdim sonra inşaatta çalıştım dedim. Dedim ki lan garsonluk olarak alamaz ama işletmeci olarak alsın ya, senin zaten kuzenin değil mi? Yani orayı işletecek ya alsın. Atıyorum ha. İşletmeci olarak alsın. Garson olarak çalıştırsın yani. Bunu da bana söyletmeyin kardeşim. Geçen bir grafik tasarımcı lazımmış bir şirkete. Ama bizim grafik tasarımcı aslında elektrik mezunu. Grafik tasarımcı olarak da hiç çalışmamış yani. Sigortalı çalışmamış. Şirkette de elektrik bölümü var yani. Adamı elektrikçi olarak aldı ama bilgisayarda grafik tasarlatıyor. Anladınız mı arkadaşlar? Yani şirket içerisinde böylesine pozisyon değişiklikleri yapılabilir. O zaten onu çok patron buna okey veriyorsa siz de şey yapabilirsiniz. Arkadaşlar dil konusunu da bir sonraki videoda anlatacağım. Yani Almanca bilmeden resmi olarak Almanya'ya işçi göçü yapabilir misiniz? Bunu da bir sonraki videoda anlatacağım. Sizin de sormak istediğiniz soruları bu videonun altına yazın lütfen. Bir sonraki videoda inşallah oradaki soruları da alıp bir sonraki videoyu yapacağım. Beni buraya kadar izlediyseniz demek ki bu videoyu beğendiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz de bir like atıp da kanala abone olursanız beni ziyadesiyle memnun etmiş olursunuz. Eğer ki benimle telefonla görüşmek istiyorsanız katıl üyesi olabilirsiniz. Elmas üyesi olan arkadaşlara telefon numaramı veriyorum. O insanlarla telefonla görüşme şansı veriyorum. Aklınızda olsun. Benim fikirlerimin, düşüncelerimin sizin işinize yarayacağını düşünüyorsanız bana böylelikle ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hepinizi mua, mua, mua.